Merhaba arkadaşlar, sizlere şimdi YouTube üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi, AdSense ile nasıl YouTube hesabımızı bağdaştırabileceğinizi, kısaca YouTube'a video yükleyip para kazanmak için neler yapmamız gerektiğini sıfırdan başlayarak anlatacağım. O yüzden ilk başta bir YouTube'a yormamız lazım. Oturum açıyoruz, hesap oluşturun diyoruz. Adı sallayalım, soyadı da aynı şekilde. Yeni bir Gmail adresi istiyorum diyelim, çünkü Google'un çoğu hesapları AdSense'e dahil olmak üzere Gmail üzerinden giriş yapabiliyorsunuz. Buraya kullanıcı adını yazalım. Çoğu kullanıcı adı abuk sabuk da olsa alındığı için daha saçma bir şey. Bu olsun hadi. Şimdi uydurdum. Şifremiz de aynısı olsun. Sonra 1-2-3 ekleyelim ki sonradan eşleşmiyor. Yaşımızı ne kadar büyük yaparsak, yani 18 yaşından büyük olduğu sürece daha iyidir. Mevcut e-posta adresini yazmaya gerek yok da gene de yazalım biz gene de. Konum Türkiye. Şu anda konum önemli değil. Telefonla bağlantı gerekmemesi için yazıyorum. Evet, buna rağmen telefon bağlantısı gerekti. Şimdi telefon numaramı yazacağım. Videoyu donduruyorum burada. Evet arkadaşlar, ben kodumu aldım. Devam ede basıyorum hemen. Evet, şu an oluşturuldu. YouTube hizmetine geri dön diyelim. Bu aralarda YouTube'da güncellemeler olduğu için bayağı bir şey değişiyor. Çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Hemen bir kanal oluşturalım. Kanal oluşturmamız şart çünkü. Evet, devam. İptal diyelim. Şuradan kanal oluştura basalım. Para kazanmayı biraz aktif edeceğiz. Kanal oluşturabilirsek. Devam diyorum. Adımızı düzenleyelim. Tamam, daha iyi. Görmedim, pardon. Kanadımız işte. Kolefifer. Sistemleri sallıyorum bölümüne. Ürün ve marka. Sayfa şartlarını kabul ediyorum. Evet, nihayet oluşturabildik. Şimdi ise ülkemizi Türkiye yapmayacağız. Çünkü kabul etmiyor AdSense Google hesapları. O yüzden video yöneticisine tıklıyorum. YouTube üzerinden herhangi bir kanal tıklamanız yeterli olacak. Kanal ayarlarına giriyoruz. Burada gelişmişten, işte önemli olan kısım bu. Türkiye değil, herhangi bir ülke seçiyoruz. İngiltere, İspanya. Tabi o bazı ülkeler de kabul etmeyebilir ama İspanya ve İngiltere de kabul ettiğini biliyorum. Bundan sonra değişiklik duyurmak için kayda tıklatın diyor. Kaydedelim bir. Daha sonra gene kanal ayarlarından özelliklerden para kazanmayı etkinleştir. Basıyoruz hesap etkinleştir. Yukarıdakileri kabul ediyorum. Google reklamları yeterli haklara sahip, kabul ediyorum. Tabi bunları okumanızı öneririz. Kaydolma hatası. Kaydolma hatası neden verdi? Tamam, anladım. Evet, gördüğünüz gibi hesabımıza aktif ettik. Şu an yapmamız gereken tek şey ise video yüklemek kaldı. Video yükledikten sonra ayarlar sekmesinden para kazanma kutucuğunu aktif edeceğiz. Hemen bir tane kısa bir örnek göstereyim.
Gel iptal edelim ama. Mersin gezimiz. Evet, gördüğünüz gibi para kazanma aşamasında videodan para kazanmak istiyorum. Buna bastıktan sonra değişiklik kaydına basacağız. Ben videoyu yüklemeyi iptal ede basayım. Bu şekilde videomuz aktif oluyor para kazanmaya. Ben şu anki videomu bu videoyu yükleyeceğim kanala YouTube hesabına gireyim, size oradan göstereyim AdSense'i. Evet arkadaşlar, girdim. Şimdi buradan bunlar benim yüklediğim satranç videoları işte. Mesela Tekin'den hemen göstereyim. Bu değil de şeyden, video çekme programından göstereyim. Gördüğünüz gibi reklamla başlıyor. Bu reklamdan para kazanacağız işte. Buradan kanal ayarları, onun açısından para kazanma. Evet, şu an işte AdSense ile ilişkilendir diyecek size burada. İlk videonuzu yükledikten sonra buradan da AdSense hesabınıza geçiş yapabiliyorsunuz. İşte Etkin, durum Etkin. Size de böyle olacak eğer sonraki atımlara bazı, ya işte buraya geldiğiniz takdirde. En son olarak da AdSense'nin kendisi sizden şey, ne kadar kazandığınızı, parayı nereye yatıracağınızı, işte kimlik bilgilerinizi isteyecek. Ondan sonra da videonuz izlendikten sonra para kazanmaya başlayabileceksiniz. Atıyorum, bu izlenme oranı da düşük olmaması lazım. İnternet yazanlara göre işte 1 milyon kişi izlenmeye 3000 euroya kadar verebiliyor. Tabi bu reklamların anlaşmasını AdSense'e, ona buna bağlı. Anlatmam gereken her şeyi anlattım. İnşallah yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.